Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada özellikle Shiba, Peep ve Elon üzerinde konuşacağız. Her üçünden bahsedeceğiz ve ilerleyen vakitlerde Shiba'da gelebilecek fiyatlardan, üçünde gelebilecek genel fiyatlardan bahsedeceğiz diyebilirim. Şimdi. Diyor ki Shiba Inu meme coinler arasındaki tahtını geri kazanmaya hazırlanıyor. Talep artışı fiyatı hareketlendirebilir. Bir kere Shiba'dan zaten gün içinde konuştuk ve nitekim konuşmaya da devam edeceğiz. Shiba nasıl ilerliyor? Yani genel görünümde süreç nasıl işliyor? Aslında süreç pozitif işliyor. Ethereum banyalarının elde tutma oranları yüksek bir şekilde kalmaya ve uzun vadeli yatırımcı oranları da Gitgide artmaya devam ediyor. Şu an orta vadede yatırımcı biraz daha azalırken ve stabil azalan yaparken uzun vadeli yatırımcı oranı artıyor. Fakat kısa vadeli yatırımcı sayısında biraz azalma var. Tabi bu da elde tutma oranlarının yüksek. Fakat e, piyasada trader olmadığı için ki bu da mevcut bilinmezlik ortamından geçiyor. Piyasada herhangi bir şekilde traderların bulunmayışından kaynaklı altcoin'lerin tamamında e, bu süreci izliyoruz. Fakat bütün bunları değerlendirdiğimizde Shiba'nın güçlü olduğunu anlayabiliyoruz. Shiba 2023 yılı dahilinde e, içsel olarak ortalama bir altcoin kadar hareket etmeye müsait. Ama şu anda boğa duyarlılığı örneğin SOL, AVAX, işte ne bileyim e, hatta XRP, ADA, Litecoin gibi Yüksek bir duyarlılığa sahip değil. Shiba'daki asıl açılım zaten her zaman belirtiyorum son hareketçidir. 2025'te beklenmelidir. Fakat işte işin spekülatif ve spekülasyon dediğimiz kısmına dayanan noktası şu ki 2023 yılında Elon Musk'tan büyük çalışmalar beklediğimiz için Shiba'da işte bu ayrı bir kapıya yer açıyor. Şimdi yatırımcı burada tabi biz Shiba için konuşuyoruz. Diğer coin'ler ayrı. E, onlardaki bu saydığım coin'ler çok sağlam ve değerlendirilebilir çok sağlam e, kripto paralardır. Shiba için konuşuyorsak bu sezonda bakış açısı ne olabilir? Shiba'yı e, daha çok 2025 yılını gözünüzde canlandırarak daha doğrusu 2025 ben şey zaman bakımından söylüyorum. Bitcoin'in ikinci dalgası diyebiliriz. Bu zaman dilimini gözünüzde canlandırarak e, ...bu noktaları asıl hedefleyerek Şiba'da bulunmak icap edecektir. Bütün bunlar olurken hem şu anki mevcut süreçte toplamak gerekir. Çünkü e, bu sezonda yani ilk dalgada gelecek yükselişten sonraki düzeltme... ...muhtemelen şimdikinin bile yani şu anki bu fiyatların bile 2024 ortasındaki düzeltme... ...bundan bir yıl sonra belki de beklediğimiz ATH'dan sonraki düzeltmeyi kastediyorum... Ee, şimdikinin bile 3-4 katı fiyatlarda bulunabilir yani düşmüş hali. O yüzden e, şimdiki fiyatlar önem arz etmektedir. Vakti geldiğinde tabi o ara noktadan da toplamalar yapılabilir. Devamında tabi son harekette artık Şiba'dan çıkmak icap eder. Çünkü ekip e, 120 trilyonu yakmıştır beklenen. Hadi güle güle kardeşim boğa sezonunu kapattık hayırlısı uğurlusu olsun bundan sonra. E, bakarız demiştir. Ve işi e, bu şekilde çözmüştür diyelim. E, pipe baktığımızda pipin kısa vadedeki boğa duyarlılığı Shiba'ya göre çok daha yüksek. E, nasıl? Şöyle elde tutma oranları iyi fena değil. Pip e, yüksek faizler vaat etmeden yatırımcı çekmeye devam ediyor. Aynı zamanda çok önemli bir metrik karşımıza çıkıyor. Hatta şurada hemen isterseniz kısaca ben bir pipe genel bir bakış atalım. Bakın pip tarafında ne yapıyor? Günlerce gelen bitcoin ile birlikte yapılan bu düşüşten sonra pip de 2 günlük bir şu anda yön yukarı görüyoruz. Aslında tam istediğimiz şey oluyor. Yani pipin şu anda piyasada duyarlılığı gerçekten yüksek ve korelasyon kazanmaya devam ediyor. Bu düzgün çalışmalar devam ederken yine elde tutma oranları güçlü Aynı anda trader oranları çok yüksek. Şu anda baktığımızda önceki videolarda da kısaca inceledik. PIP'in işte ortalama 70'lerde 77 civarında bir rankı bulunurken hacmi 30'larda. Yani çok yüksek bir hacmi var. Bu da onu gerçekten canlı bir coin halinde tutuyor. E aynı anda borsalar tarafından listelenmeye ve parite açılımına çok yatkın bir halde tutuyor. Aynı zamanda likidasyonu çok yüksek. Yani evet, piyasada işler tersine dönüp sezon açıldığında pip tarafında çok e, ciddi ve ilk hareketçiye varabilecek yukarı seyirler izleyebiliriz. Şu an birçok şey yani pip tarafında e, pozitif diye bir yorum yapabilirim. E, Elon'dan bahsedeceğimiz zaman Elon'da ne var ne yok da biz e, Elon'u burada niye Polinex'ten mi inceliyorduk? Aynen Polinex'ten. Elon'da ne var ne yok bakın Elon'u inceleyelim. Özellikle ocaktan bu yana bir geri çekilme var. Bu iyi bir durum değil. Onu açık bir şekilde söyleyebilirim. Bakın geçmişte tabi ciddi ralliler kaydetti vesaire vesaire. Fakat şunu da ekleyeyim. Elon'un farklı durumları da var. Çok ciddi şekilde ee, düşük fiyatlardan ralliler yaptığı için. Bakınız ne yapıyor? 39 pozisyonlarından sen kalk. Sıfırları at 25'lere kadar gel. Yani coin neredeyse 100x'lik bir kalkış gerçekleştirdiği için 90x küsuratında bir kalkış gerçekleştirdiği için ayı dahilinde de düşüşü özellikle bakın şuralarda. Yani yaklaşık bir yıldır akümülasyon yaptı bu coin tamam mı? Bir yıldan uzun süre akümülatif hareketten sonra şurada alt patır patır düştü fakat Elon düşmedi. Ne yapıyor? 2 yıllık bir aradan sonra ancak şu an bulunduğu fiyatları e, seyrettirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradan da 23 pozisyonlarını kırdığı halde Elon tarafında yeniden ciddi yükselişler e, tespit edebileceğimizi anlamak mümkün olacaktır. Ama dediğim gibi piyasanın geneline göre farklı hareketler seyrediyoruz tamam mı e, durum genel olarak böyle e, her üçüne bakış açısı bu olmalıdır bu arada bu her üçünün Shiba başta olmak üzere Elon Musk tarafından e, buna Dogecoin'i ve Agix gibi kriptoları da alabiliriz e, her üçünde de tabii ki Elon Musk'ın e, sezon içerisindeki dopinglerini bekliyoruz benim yine söyleyebileceğim şey odur ki ve bu çok önemli bunları alıyorsanız ayı sezonunun e, dahilinden çıkmamanız gerekmektedir. 2027'dir yok 2028'dir tamam mı? Bu gibi e, noktaları hedeflememek, bu gibi zaman aralıklarını hedeflememek gerekiyor ki fazlaca risk alınmasın. Mevcut sezon koşullarını değerlendirip buna göre bir strateji belirlemek en doğrusu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.